Şimdiye kadar kapalı fonksiyonların türevini almayı içeren örnek sorular çözdük ama bu fonksiyonlar üzerindeki herhangi bir noktadan geçen teğet doğrusunun eğimini hiç bulmaya çalışmadık. Bu videoda tam olarak bunu yapmak istiyorum. Şimdi yapmak istediğim şey x eşittir 1 noktasındaki evet eğimi bulmaya çalışmak. Tahmin ettiğiniz gibi kapalı şekilde verilmiş bu fonksiyonun türevini aldığımız zaman x ve y türünden bir fonksiyon elde edeceğiz ama önce denklemi verilmiş bu eğride x eşittir 1 olduğu zaman y'nin kaç olacağını bulalım. O zaman hemen bulmaya çalışalım. x eşittir 1 olduğu zaman yukarıdaki bu ilişki 1'in karesi yani 1 artı parantez içinde y eksi 1'in küpü eşittir 28 halini alır öyle değil mi? Her iki taraftan 1 çıkarırsak geriye parantez içinde y eksi 1 üzeri 3 eşittir 27 kalır. Görünen o ki sayılarımız güzel verilmiş. Burada da her iki tarafın küp kökünü alırsak y eksi 1 3'e eşit olur. Her iki tarafa da 1 eklersek, y'yi 4 olarak bulmuş oluruz. Demek ki biz 1 virgül, evet 1 virgül 4 noktasındaki eğimi bulmak istiyoruz. Tam olarak x eşittir 1 y eşittir 4 noktasındaki eğim. Bu noktadaki teğet doğrusunun eğimini bulmaya çalışıyoruz. O zaman o zaman kapalı halde verilmiş bu ilişkinin ya da denklem olarak düşünmek istiyorsanız, denklemin her iki tarafının x'e göre türevini alarak işe başlayalım. Şöyle şunların altına yazarsak x karenin x'e göre türevi 2x olur ve bir şeyin 3. kuvvetinin x'e göre türevi ise 3 çarpı o şeyin karesi çarpı o şeyin x'e göre türevine eşittir. Peki bu ifadenin x'e göre türevi nedir? y'nin x'e göre türevi bildiğimiz gibi dy bölü dx. x'in x'e göre türevi 1. O zaman eksi 1 ve denklemin sağ tarafına da bakarsak sabitin türevi 0 olacağından burası 0. Şimdi dy bölü dx'i yalnız bırakmaya çalışalım. En başta 2x'i 1 yazalım. Şimdi bu ifadeyi dy bölü dx ve eksi 1 üzerine dağıtalım. dy bölü dx ile çarparsak, bunu şöyle şuraya yazayım, artı 3 çarpı y eksi x'in karesi çarpı dy bölü dx eksi 1 ile de çarparsak, onu da şuraya yazalım. Eksi 3 çarpı y eksi x'in karesi elde ederiz ve bunların hepsi sıfıra eşit olacak. Şimdi sol taraftaki bu ifadeyi alıp sağ tarafa geçirelim. O halde denklemin her iki tarafından da bu ifadeyi çıkartalım. Daha belirgin olsun diye içinde dy bölü dx içermeyen ifadeleri yeşille yazayım. O zaman denklemin sol tarafında 3 çarpı y eksi x'in karesi çarpı dy bölü dx x kaldı değil mi? Evet. Sağ tarafında ise bunu denklemin her iki tarafından çıkarıyoruz. Sağ tarafında eksi 2x artı bu ifade olacak. Bunu 3 çarpı y eksi x'in karesi artı pardon pardon, eksi 2x olarak da yazabiliriz. Bu ifadeyi her iki tarafa ekleyip çıkardık. Eksi 2x. Daha önce birçok sefer yaptığımız gibi dy bölü dx, y'nin x'e göre türevi, evet y'nin x'e göre türevi 3 çarpı y eksi x'in karesi eksi 2x bölü bütün bu ifade 3 çarpı y eksi x'in karesi. Şimdilik denklemi bu halde bırakabiliriz. Peki, 1,4 noktasındaki teğet doğrusunun eğimi kaç? Eğimi bulmak için bulduğumuz bu sonuca x eşittir 1 ve y eşittir 4 yazmamız gerekiyor. Yazdığımız zaman da denklem 3 çarpı 4 eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 4 eksi 1'in karesi haline gelir. Bunun sonucu da 4 eksi 1 eşittir 3 karesi 9 çarpı 3 27 yani pay kısmı 27 eksi 2'den 25'e payda ise 3 çarpı 9'dan 27'ye eşit olur. Eğimi de böylece 25 bölü 27 bulmuş oluyoruz. Neredeyse 1'e yakın bir eğim öyle değil mi? Grafik üzerinde de aynısını görebiliyoruz zaten. Bilmek isterseniz diye söylemiş olayım bu grafiği Wolfram Alpha. Evet bu site'den aldım. Keşke baştan söyleseydim ama neyse unuttum işte. Umarım bu anlatılanlar hoşunuza gitmiştir.